sizlerle bir Ramazan bayramı için baklava yaptım. Bu videoyu da sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz değerli takipçilerim. Evet, bugün bayram. Ben de bayram günü sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Hepinizin en içten dileklerini, Ramazan bayramını tüm sevenlerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Nice nice güzel bayramlar, Ramazanlar Rabbimden sizlere diliyorum. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Mutluluklar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Evet değerli takipçiler, malzememizde şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz var. Hemen bırakıyoruz. Bir bardak sütümüz var. Bir bardak sıvı yağımız var. İçerisi için şöyle iki tane yumurtam var. Hemen şöyle bir bardak, şu şekilde bir bardak su bırakacağım. İçerisine tekrardan burada bir yemek kaşığı elma sirkem var. Onun üzerine de şöyle bir paket kabartma tozum var. Onu bırakıyorum. Hemen arkasından şöyle yapalım. İçerisine bir iki damla da limon. Bunları şöyle güzelce karıştırıp bakın şu şekilde kabarması gerekiyor. Şöyle yapalım. Kabartma tozumuzu da hamurumuza ilave ettikten sonra şöyle hafifçe şöyle bir iki serpme tuz atacağım. Yani bir tutam da tuz attım değerli takipçilerim. Şöyle karıştırmaya başlayalım. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Hemen içerisine şöyle unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir hamur elde edersiniz. Evet, hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma aşamasından sonra görüşelim. Evet, güzel bir hamur elde ettik değerli takipçilerim. Şöyle bir yarım saat dinlenmeye bırakalım hamurumuzu. Ne kadar hamurumuz dinlenirse o kadar güzel kıvam elde ederiz. Yani dinlenmesi için şöyle üzerine bir streç kapatıyorum. Şöyle 10-15 dakika hamurumu güzelce dinlendireceğim değerli takipçilerim. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse baklavamız o kadar güzel açılır. Kendi şöyle şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için 5 bardak şeker kullanacağım. Hatta 4 bardak yeterli değerli takipçilerim. Evet, bu ölçüye 4 bardak şeker kullandım. 5 demiştim ama 4 bardak yeterli olacak. 4 bardağı da şöyle 4 bardak şekere değerli takipçilerim. Dört buçuk bardak şu şekilde su kullanıyorum değerli takipçilerim. Bunu da bıraktıktan sonra içerisine şöyle yarım dilim limonum var. Bunu da bırakıyorum ve şerbetimizi kaynamaya alıyorum. Dinlendirdikten sonra şurada açmak için ben bugün buğday nişastası kullandım. Burada da cevizim var içerisi için değerli takipçilerim. Hemen açmak için şöyle hamurumuzu güzelce dinlenen hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyorum. Şöyle küçük küçük yaptığım bezelerimi hemen bir kenara alıyorum değerli takipçiler. Burada da 15 tane üst üste yapacağım. Bezelerimi şöyle güzelce nişastaladım. Bir kenara şöyle alıyorum. Burada da 15 tanesini şu şekilde yaptım. On beş tane bezeyi üst üste açacağım.
baklava yapamayanlar bile mutlaka bu tarifi yapar. Önce şöyle içten dışa doğru, bakın şöyle yapıyorum. Gerçekten çok pratik ve muhteşem bir baklava tarifi ve sizlerleyim. Hemen üzerine şöyle nişastamızı serpiştiriyoruz. Birinci bezemizi kenara alıyoruz. Hemen ikinci bezemi de üzerine alıyorum. Şöyle bir köşeye dinlenmeye bırakmıştım. Şu şekilde bir tepsi için şöyle yapalım. Bir tepsi için 15'erden 15'erli bu şekilde bezeler 4 tane hazırladım. Hemen şöyle üzerlerine bastırıyorum. Şimdi açmaya başlıyorum. Bunları da bir kenara alalım. Bir 5 dakika dinlendirdim. Ben fazla dinlendirmedim. Biri açana kadar diğeri de zaten dinleniyor değerli takipçilerim. Hemen ilk başladığımızda şuydu galiba. Şöyle yapalım. Onların üzerini güzelce kapatalım. Şimdi merdane ile önce şöyle bir bastıralım. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Ve şimdi açmaya başlayalım. Evet, birinci bezemizi açtık. Hemen şöyle bir tepsiye. Kenarlarına, boş kalan kısımlarına çıkanları evet bu şekilde arasına bolca cevizimizi bırakalım. Evet, baklavamız bitti. Şimdi kesim aşamasına geçelim. Önce şöyle bir ortadan şöyle alalım.
Evet. Bu şekilde baklavamızı dilimledik değerli takipçiler. Şimdi üzerine tereyağını bırakalım. Evet değerli takipçilerim, burada 200 gram tereyağım, 1 su bardağı da sıvı yağım var. Üzeri için şöyle gördüğünüz gibi tereyağımı hafiften erittim. Sıvı yağını da üzerine bıraktım. Şimdi tepsimin üzerine sıvı yağlarımızı yavaş yağımızı dökmeye başlayacağım değerli takipçilerim. Her yerine eşit gelecek şekilde yağımızı gezdiriyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, baklavamızı dediğim gibi 150 derece arasında en az 1 saat ve 40 dakika arasında pişirmemiz gerekiyor. Ne kadar yavaş pişirirsek baklavamızdan o kadar güzel sonuç elde edeceğiz. Burada yağsı ve tereyağısı çok önemli. Yani kullandığımız yağın miktarı çok çok önemli değerli takipçiler. Her yerini güzel eşit bir şekilde yağlarsak baklavamızdan güzel sonuç elde edeceğiz. Evet değerli takipçiler, şimdi 140-150 derece fırına ısıtmadan verelim. Fırını önceden ısıtmayalım değerli takipçilerim. Evet şimdi baklavamızı şöyle şerbetleriyle buluşturuyoruz değerli takipçilerimiz. Birisi soğuk, biri sıcak olacak. Benim tepsim, yani baklavam soğuk, şerbetim ılık. Bakın duyduğunuz şey. Şimdi şerbetimizi çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Evet değerli takipçiler, baklavamızı şöyle bir 15 dakika dinlendirdik. Fazla vaktim yok. Şöyle servis tabağını alacağım. Sizlere göstermek istedim. Şöyle yakından. Evet değerli takipçiler, şöyle baklavamız gerçekten, şöyle bir göstereyim. Bir 15 dakika kadar baklavamızın içini çekmesi gerekiyordu. Ama ben sizlere içini çekmeden de bu şekilde tarifi göstermek istedim. Hoşçakalın.